Mustafa'ya gidiyorum. Fatih'le niye geçinemiyorsunuz? Fatih oldu bitti beni sevmez. Çünkü suçlarını yakaladım. Çok suçunu yakaladım. Ben çocuklara bakmıyor diyor. Aslında çocukları ben çok severim. Annem de burada. Asla. Şu anda çocuklara git, bakmıyor. Evine varmam. Sağlığa zararlı. Evet. Evet, evine varmam. Evi çok pis gördüğünüz gibi resimlerde. 14 yıl neden içmedim de ben geri tekrar başladım peki? Başka erkeklerle konuştuğun içindir belki. Kimi getirdi de içmedi? Kimi getirdi de kızını getirdi. Evet. Canlı yayın yaptılar. Ömer'in enerji içecekleri dolu evin içi. Dur. İçer Müge Hanım. Günlük içer. Diyor ki Ömer yemin billah ediyor ben bir kere bile vurmadım diyor. Hayır, resmini getirsin Müge Hanım. Telefonda hayat resmi var. Müge abla kendi kocaya kaçtı ya. O dövdüyse ondan paket, almışlar. Paket tek ya. Paket paket iş yeri. Konuşuyoruz sağlık. Bana ne sizin sigaranızdan? Yok yani içiyor diyorlar ya. İsteriz, bunların hepsini Ömer bana Bey yapıyor. Ne bana ne beni ne ilgilendiriyor? İçiyorum evet içiyorum. Keşke içmesin. 14 yıl içmedim. 14 yıldan sonra geri başladım. Neden Ömer bağlı yüzünden mi? Hayır, bu artık olaylara hiçbir tahammülüm kalmadığı için. Tamam sen de şimdi ya? Ömer hiçbir şeye tahammülü kalmayınca çocukların okulu mokulu diye bırakıp evet gittin başka bir adama, ama sen deprem bölgesine mi gittin? Hatay'a gittim ama onların yanına gitmedim. Kimin annesinin yanına yanında kaldım ben. Ya annesi nerede kalıyor orada? Evinde. Onların evinde bir şey olmamış mı? Olmadı Müge Hanım. Hatta polisler birebir geldi gördü kendisi orada. Ömer Bey şikayet etmiş galiba. He. Çocuğuma şiddet uyguluyor diye gelip baktı. Sen niye Kırıkkale'den kalkıp Hatay'a gidiyorsun? Gidecek yerim yok Müge Hanım. Benim babamı da öyle bir dolduruşa getirmişler ki. Sen bu adamı nereden buldun? Onu da internetten buldum Müge Hanım. O cennet çiçeğinden mi? Evet. Tamam hani o cennet çiçeğinde sadece müzik dinleniyordu. Nasıl buldun müzik adamı? Müzik dinlemiyor. O beğeni yapmış benim attığım videoya. Benim video attım dedim yani güzel bir video atmıştım. Onun altına beğeni yapmış. Öyle eklemiz bir tanıdık. Güzel video da Müge abla canlı yayıp oynamak önünde. Bakabilirler Müge Hanım. Hani ne videosu attın ben sana söylüyorum. Şiirli bir videoydu. Şiirli video sen mu? Sen mi okudun şiiri? Yok asla ben değil yani bir tane yerden indirdim oraya attıydım sadece. Oraya bir yorum yapmış sadece. Kendisi kitap okumaz ki şiiri bilsin. Sen okuyorsun yani ya okula gittin bir yerekten yıllarca borç ödettin ya bize. Bak hala Ömer koçuydu. Hayır hayır birini tamam, şiir biliyorsun. Niye kendin okusaydın bari şiiri en azından biraz çaba harca. Ya Müge Hanım ben hiçbir zaman kendimi göstermedim sosyal medyada. Hiçbir zaman da hiçbir şey yapmadım orada. Niye adamla konuşurken var şey insanın yeni fotoğraflar atacağım falan dediği. Asla ben hiçbir fotoğraf atmadım Müge Hanım. Var ben şimdi dur sana gene atacağım diyorsun ben kulaklarımla dinledim. Ben hatta resimlerimi de gösterebilirim. Benim hiçbir zaman bir video atmış değilim, resim atmış değilim. Niye o zaman öyle söylüyorsun? Ben orada şöyle bir şey oldu. Kızım istedi. Kızım o anda dedi. Ben de dedim ki videosunu atar dedim. Neyin videosunu atar? Yani şöyle bir şey. Benim kızım öyle sosyal medyalara öyle bir alışmış ki babanın yanında yapamadığını benim evimde yaptı. 19 yaşına girdi kendisi. Evlendi. Büyük olan. He. Evet. Yani sosyal medyalara hatta benim adıma da bir sürü sayfa açmış. Senin kızın? Evet. Niye? Benim adıma bir sürü sosyal medyası açılmış. Benden intikam almak için 14 yıl baba bana göstermedi. Göstermediği için senden intikam alacağım dedi bana. İyi aldı ama iyi aldı. Öyle bir intikam aldı ki ne? Ömer kötüydü de Müge Hanım niye 18 yaşında aldın getirdin Ömer'in yanına? Bahar Hanım telefonu attığımızdaymış. Raziye'nin sevgilisi Mehmet'in yengesi. Bahar Hanım günaydın. Günaydın Müge abla. Hoş geldin canım yayınımıza buyur. Hoş bulduk. Ya şu anda yayınınızı izliyorum ama çok kötü bir şekilde izliyoruz. Ya biz zor dönemde geçiyoruz. Biz canavar değiliz, biz hayvan değiliz tamam mı? Biz bu geçen yayınınızı internetten izlemek zorunda kaldık. Bey ben bu Fatih... Bir Fatih Bey şöyle bizim yaşadığımız durumu bir yaşasaydı anlardı çadırın... Zorluklarında biz çadırı bulduğumuzda şükrediyoruz. Bu birinci. Hayır, canım, çadır dedik. Bir dakika durun ya. Çadırda mı yaşıyorsunuz? Evet biz çadır kentte kalıyoruz. Çadır daha dün bir deprem daha atlattık ve nasıl çıktığımızı, nasıl yaşadığımızı biz bilmiyoruz. Sen konuşma. Çok geçmiş sen olsun. Allah yardımcınız olsun inşallah. Peki doğru, bu Raziye Hanım da sizin bu... Başkanımızdan da sizden de bütün vatandaşlarımızdan da bize destek olduğunuz, bize yardım... Çok sağ olun. Allah razı olsun herkesten. Görevimiz o. Görevimiz hiç dua etmene de gerek yok. O görevimiz daha fazla şeyler yapmamız da lazım aslında. Bahar'cığım, Raziye Hanım da sizin çadır kente mi kaçtı? Raziye Hanım Mehmet Bey'le bir aylık tanışması olmuş Kıva Eden canlı yayında. Bu birinci. He. Bu birinci. Benim kaynım hem eniştem oluyordu hem kaynım oluyordu. Hı-hı. Benim kız kardeşimle 10 yılı vardır. Hem iyi günleri oldu hem kötü. Kimse diyemez ben 10 senedir kötü yaşadım, iyi yaşadım diye bir şey yok. Yalandır bu. Ya iyi günün vardır ya kötü günün vardır. Kötü günün varsa en fazla 2 ay yaşayabilirsin. Doğru. 10 sene yaşayamazsın. Bunlar anlaşmalı boşandı. Bir
evlatları vardı. Baba aldı. Bunlar iyi kötü çocuk içinde görüşüyorlar. Benim kaynım cani değil, canavar değil. Hiç kimseyi zorla alıkoymadı. Zorla bizi caniyle kimsenin çocuğuna zarar vermedi. Şey bu, hayır Raziye Hanım, çocuğuyla sizin çadır kente mi geldi? Evet. Bir gün kaldı, biz boşanmadığını öğrendik. Biz kabul etmedik. Biz annesinin evinde kaldık Bahar, farkındaysan. Yani biz çadır kente kalmadık. Hatta hiçbir zaman çadır kente kalmadık. İnsanımızsın. O çocuklar atıp da Bahar, dinliyor musun? Için. Bir dakika. Biz gelmedik çadır kente. Ne oluyor dedik. Çadır kente gelmedik diyor. Hayır, çadır kente gelindi ondan. Çadır kente herkes kendisini gömdü. Bize boşanarak boşandığını söyleyip de geldi. Ben bunun hepsini Mehmet'e kendisine söylemiştim. Hiçbir zaman saklamadım ben Mehmet'ten. Mehmet bunu kabul ederekten çağırdı kendisi. Raziye, ben ondan evde bahsetmiyorum. Bak diyor, daha dün de çadır diyor. Çadır kentte kalmadım. Kızım bak diyor ki daha dün de diyor sallandık diyor. Evet dün tamam, sallanmıştı. Şimdi oradaki insanlar bir an evvel evleri yapılsın da oraya geçsin derdindeler de. Tamam, sen niye kalkıyorsun Kırıkkale'den oraya gidiyorsun çocuğunla? Ya oradaki insanların durumu hoş değil ki seni misafir etsinler. Onlar oradan çıkmanın derdindeler. Allah inşallah bir an evvel çıkmayı nasip etsin evlerine. Mehmet Gelin evi sağlam normalde. Raziye sen de kafa kırık mı kızım ya? Sen gittiğin için sağlam onun evi. Emin misin? Bildi, ha, emin misin? Eminim. Hayır, o insan geleceğini bildi de ondan kocasını sağlam bırakıp kaldı. 3 yaşında çocuğuyla çadır kente ziyarete onunla kalma falan gider mi yani? Gidecek yerin olmayınca Müge Hanım öyle şeyler geliyor ki insanın başına. Niye gidecek yerin olmasın? O kadar çok polisi, jandarmayı biliyorsanız alırsın çocuğunu, kadın sığınma evine de gidersin. Yok, halası var, amcası var, halası var, amcam var. Nasıl dolduruşa getirdiniz ve dün akşama kadar nasıl tehditler yayıldı bana? Ben amcanın hayal halamı bilmem. Oğluna bir sor işte, git oğluna sor. Ama bak her şeye karışıyorsun Emine Hanım ama sen hiç durmuyorsun. Niye kadın sığınma evine gitmedin yavrum? Müge Hanım ben yıllar önce bir gittim kadın sığınma evine. Çok sıkıntı yaşadım orada. Neden yaşadım derseniz benim çocuğum, kız çocuğumla o zamana gitmiştim ilk evliliğimden olan çocuğumla. Ama öyle böyle değil sıkıntım benim. Orada yaşamadım yani. Tamam, orada yaşadın, oradan ayrılırsın, başka yere gidersin. Yani bu illaki deprem bölgesine çadır kenti alıp da çocuğunu kaçmak mı yani? Tek çadır kentte yaşamadım Müge Hanım. Gittik, evet gündüz gittik. Lastik işi var orada. Ya utanmadın mı sen yani o çadır kente gidince ben burada bu çocukla buraya gittim. Burada milletin derdine, ben koca derdine düşmüşüm. Almışım bu çocuğu buraya gelmişim. Raziye ben ne yapıyorum dedin mi hiç? Ben hiçbir zaman Müge Hanım, Mehmet'e hiçbir şey saklamadan her şeyimi söyledim. Mehmet her şeyi kabul ederekten gittim ben. Yahu sen Mehmet'e söyledi kabul ediyor da Mehmet seni nereye götürüyor? Evine götürdü Müge Hanım. Ne işin var senin orada diyorum ben de. Orada Mehmet'in annesinin evi varsa alsa ya bu bağırlarından iki kişiyi, onlara baksın seni orada ağırlayana kadar. Onlar da çadırda sıkışana kadar gitsinler onun evinde yaşasınlar. Ya siz... Bahar Gelin evi de yakın. Depremden dolayı korktukları için çadır kentte yaşıyorlar. Evet. Sallanıyorlar sürekli, kolay mı? İşte o yüzden dolayı yani evlerine gitmiyorlar. Ya o yüzden dolayı dediğin ne? Millet başına yıkıldı evleri. Sağlamıyor. Gezmeye değil. Nereden biliyorsun sen? Sen ne mühendisisin de onun evinin yok, sağlam olduğuna karar yok yani gittim gördüm, evin içinde gördüm yani oturduk yani beraber çay içtik, kahve içtik, beraber oturduk yani. Ya sen 3 yaşındaki çocuğunu niye sokuyorsun oralara? Millet orada yaşamıyor senin deyiminle, yazıyor çadır kentte de sen niye 3 yaşındaki çocuğunu alıp Kırıkkale'den oraya götürüp... Sen jeofizik mühendisi falan mısın? Mimar mısın? Mühendis misin? Nasıl gittin evin sağlam olduğunu anladın? Aldın çocuğunu girdin. Ben tek dayanak olarak da Mehmet'in yanına gittim. Başka hiçbir şey yapmadım. Ya ne Mehmet ya? Ben sana Mehmet'ten bahsediyorum ya. Yani dayanacak hiçbir yerim yok. Gidecek yerim olmadığı için ben oraya gittim. Var gidecek yeri. Çocuğunu gidip de milletin oturmadığı eve sokmak değil. Var gideceğin yerin. Gidersin kadın sığınma evine. Çok bunaldıysan oraya gidersin. Müge Hanım ben işte yapamıyorum orada. Artık öyle bir duruma düştüm ki ben. Ya yapamıyorsun. Milletin orada deprem bölgesinde millet canının derdine düşmüşken sen koca derdinde. Raziye ne yapıyorsunuz siz ya? Kızım orada millet canının derdinde, canının. Canının. Bak şuradan şu keçim kaybolsa keçim kayboldu diye üzülür millet. Evini kaybetti, barkını kaybetti. Bırak canlını kaybetti, onu geçiyorum, canlarını kaybetti. Hepimizin orada yakını öldü. Hepimizin. Ölmeyeni var mı ya? Yani bilmiyorum ben Türkiye'de yaşayıp da yani iş arkadaşı osu busu bir tane kaybı yaşamayan var mı? Büyük bir felaket yaşadık biz ya öyle böyle. Yani değil. Biliyorum ya. Şurada insanların bırak canını ya. Perdesi gitti, masası gitti, sandalyesi gitti. Sen hala koca derdinde o deprem bölgesinde. Ya siz kafayı mı yediniz ya? Hakikaten sinirleniyorum ama. Senin ne işin var 3 yaşında çocuğunun orada ya? Yani... Senin oraya bir nüfus daha, iki nüfus daha oraya gitmeye hakkın var mı? Senin hakkın var mı oraya iki nüfus daha koca peşine gitmeye ya? Hiç bunları düşünmüyor musunuz? Düşündük tabii. Düşünüyorsun ama günah.
Senin orada iki nüfus oraya gitme günah ya oradaki insanlara. Çok şeyim yok, mecbur gittim ve geldim. Ne mecburiyeti be? Taş gibisin. Ya zaten bundan sonraki hayatımı öyle devam edeceğim. Nasıl kendim edeceğim? Çalışacağım. He. O şekilde bakacağım yani çocuklarıma. O kocana o kocaya gidersin, o kocana o kocaya gidersin. Ne oldu? Bana iftira atıp durma bak. Ne oldu? Bence, Mehmet'le ayrıldınız mı? Daha kötüleri var. Ben Müge Hanım'a sonra stüdyo dışında söylerim. Mehmet'le ayrıldınız mı? Beraber misiniz Mehmet'le? Konuşuyoruz. Konuşuyoruz değil, sevgili olarak gitmedin mi? Ne oldu sonra? Ailesini direkt rencide edip cani ilan etmiş. Ne mi açıyorsun, ne yapıyorsun? Hayır. Yayınlar açmış, öldüreceğim seni Mehmet diyerekten. Asla öyle. Yeni çıkmış. Nereden? Yemin ediyorum şu dediğini ilk defa senden duydum. Evet, nasıl buluyorsun? Canım yani asla açmadım. Yok yok, Ömer Bey açmış Müge Hanım. İsterseniz bakabilirsiniz. Sen nereden buluyorsun bu siteleri? Vallahi billahi merak ediyorum. Ben değil. Mehmet'in eşi canlı yayınına giriyor. Sen Ömer nasıl Bey girdin, cennet çiçeği oldun oradan? Nereden buldun o uygulamayı? Kızım indirmişti, oradan baktım. Hangi ben kızın? Evli olan kızım. Evli ya olan kızına sen demedin mi senin bu sosyal medyada ne işin var? Bugün duyduk biz. Mehmet'in ismi yok, bugün mevcut. Yok Rahmi Bey, Cuma günü söylediğinde kabul etmedi. Kabul Cuma etmedi. Cuma gününden beri söyleniyor. Ne olarak demedin mi 19 yaşında kızına? Kızım sen evli baktık bir kadınsın artık. Ne işin var senin bu sitede? Ben kızımla zaten evlenden beri görüşmüyorum Müge Hanım. Kaçtı benim kızım. Senden kaçarak evlendi. Neyse nereden tutarsam tutulmayacak yani. Maalesef. Acaba neden tamam, kaçtığını... Tamam, siz Mehmet'le hala beraber misiniz? Sadece konuşuyoruz telefonda. Ne oldu, bitti mi yani ilişkiniz? Ailesi istemiyor. Ha, ayrıldı yani senden. Vallahi bilmiyorum Müge Hanım, hiçbir şey de... Nasıl bilmiyorsun? Konuşamadım. Dün akşam en son konuştum. O da Ceylan denilen kişi kimse bana mesaj atmış. Sadece Instagram'dan. Şey demiş, ben demiş, Ömer'e demiş, kara olaraktan gitmek istiyorum. Ya razı ondan bahsetmiyorum ya. Bana ne Ömer'in kimle yok, beraber... Yok yok, Mehmet'e ulaşır mısın demiş, bana demiş. Sen o yüzden mi aradın Mehmet'i? Mehmet'e dedim, Mehmet bunlar ne dedim. Bak böyle böyle yazışıyor bana, kadın yazıyor. Ben kim olduğunu bilmiyorum dedim. Ben iyi biliyorum dedi şey, kadın. Mehmet beni tanımaz ama dedi. 500 bin dolar de Mehmet'e dedi. O beni gayet iyi bilir dedi. Müge Hanım biz sadece çocuğu istiyoruz. Ben bu mesajı göstermek sadece istiyorum. Sadece çocuğu istiyoruz. Başına bir şey gelmedi. Çocuğu asla istiyorum. Vermem. Ben hiç tek kelime anlamıyorum ha anlattıklarını. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.